Herkese merhaba. Hayatımız Proje, Projemizin El Kitabı adlı kitabımızı seslendirmeye devam ediyoruz. Bu hafta kitabımızda yer alan Tutkulu Proje Yöneticisinden Mektup adlı yazımı sizlerle paylaşıyorum. Bu yazıyı aslında ben yazmadım. Bana gelen bir takım mailler oluyor. Bu maillerde yazı yazan kişilerin tabii ki isimlerini paylaşmıyorum ama ben onlara genel olarak Tutkulu Proje Yöneticisi diye bir başlık ya da bir rumuz koydum ve kendilerinin maillerini web sayfamda paylaştım. Bakın gelen e-posta ne diyor? Merhaba, bir kamu kuruluşunda proje yöneticisi olarak görev yapmaktayım ve sizin yazdıklarınızın çoğunu yapmıyoruz. Proje yöneticiliği kavramının da kurumumuzda bir veya iki senelik geçmişi var. Çalıştığım kurumu ve üzerinde çalıştığım projemi paylaşmak istemiyorum. Fakat projem çok uluslu, yani farklı ülkelerden insanlar görev alıyor projede. Proje gereği farklı ülkeleri ziyaret ediyoruz. Bu ziyaretlerim sırasında proje yönetiminin içinin ne kadar dolu olduğunu gördüm. Kamu kuruluşunda çalışan bir kişi farklı projelerde yer alıyor. Farklı ülkelerden insanların katıldığı projelerde ve bu proje yönetimi konularını açıkçası işin içinde öğreniyor. Yani alaylı diyebileceğimiz bir durumda. Devam edelim. İnsanların bu konuda önceden bilinçlendirildiğini fark ettim. Bizde ise olay şöyle oldu. Şimdi kurumunda proje içinde nasıl geçmiş onu anlatacak. Her birim senede 5 adet proje yapacak denmiş. Bu üst yönetim tarafından söylenmiş. Ve bize de proje yöneticiliği görev verildi. Başta açıkçası motive edici bir etki yarattı. Fakat 2-3 hafta sonra o etki yerini belirsizliklere bıraktı. Neresinden nasıl ilerleyeceğiz belli değildi. Kendimizi bir anda proje yöneticisi olarak bulduk. Daha önce böyle bir konuda eğitimde almamıştık ve tam ne olduğunu da bilmiyorduk. Şimdi beni üzen noktaya gelmek istiyorum demiş yazısında tutkulu proje yöneticimiz. Açıkçası o yurt dışındaki projeye dahil olan insanlardan çok daha donanımlı olmamıza rağmen, yani eğitim düzeyimizin iyi olmasına rağmen, yetersiz planlama, organize olmama veya olamama, bürokratik engeller ve bir kişinin her işe bakması gibi sebeplerden dolayı projenin ilerleyişinde uzunca bir süre kontrolü kaybettim. Benim onları yönlendirmem gerekirken, onlar beni yönlendirmeye başladı. Yaptığım hataları görüyorum ama bunu bir tek benim görmem yetmiyor. Üst düzey yöneticilerin de görmesi gerektiğini varsayabiliriz veya onu söylemeye çalışıyor. Sizden aslında ne yapmam gerektiğine dair öneri beklemiyorum. Zaten yazılarımı takip ettiğini bir başka daha sonraki yazında söylemişti. Ben sadece içinde bulunduğum durumu ve tespitlerimi paylaşmak istedim. Buna benzer durumlarla karşılaşıyorsanız, başka proje yöneticilerinin yaşadığınız deneyimlerden ders almasını isterseniz lütfen bunları benimle paylaşın. Ben hem web sayfama koyarım, tabii ki isminizi kullanmam, yine adınıza tutkulu proje yöneticisi derim. Artı burada videoların içine de yerleştirme imkanı olur ve daha sonraki proje yöneticileri, bunları dinleyen proje yöneticileri bunlardan ders alırlar. Evet, son sayfayı da projeyönetimi.com üzerinden görebileceğiniz eğitimlerimiz ve tarihlerini göstermek için ayırdım. Proje yönetimi sertifika programımız 18 Eylül'de 2 sınıf olarak başladı. Bir sonraki 4 Kasım'da başlayacak. Onun haricinde proje yönetimi 2 günlük bir eğitimimiz. Sertifika programı 60 saatliktir. IT'de proje yönetimi, ileri düzey yazılım projeleri ve PMP İngilizce eğitim hazırlıkları. Onun haricinde şunu küçültelim, bir sonrakini şuradan büyütelim. Yine PMP sınavı bu sefer Türkçe. Hem anlatım hem de tabii ki verilen dokümanlar Türkçe. Öbüründe de anlatım Türkçeydi ama verilen dokümanlar İngilizce olacak. MS Project'in kullanımı ile ilgili eğitimler, Agile proje yönetim yaklaşımı ile ilgili eğitimlerimiz, ACP sınavı ile ilgili eğitimlerimizin tarihlerini görüyorsunuz. Risk yönetimi, risk yönetim profesyoneli uzmanı yani ve başarı ve sonuç odaklılık, ki bu başarı ve sonuç odaklılık
özellikle söylemek istiyorum, Savaş Şakar tarafından verilmekte oldukça talep gören eğitimlerimizden bir tanesi. In-house kurma özel yapıldığında daha da başarılı sonuçlar elde ediliyor. Belki bir başka sayfaya geçeyim. İş analizi uzmanlığı, evet bu da oldukça tercih edilen eğitimlerimizden bir tanesi ve bununla ilgili yine bir sertifika sınav programı. Uygulamalı Scrum eğitimi, Scrum Master eğitimi, organizasyonlarda Scrum dönüşümü ve Product Owner eğitimi, program yönetimi ve proje dokümantasyonu eğitimleri ki bunların yine altını çizerek söyleyeyim, Savaş Şakar tarafından yapılırlar bu iki eğitim. Bir diğer sayfaya geçtiğimizde ise proje yönetiminde liderlik ve stratejik planlama bir konumuz. Süre kısaltma teknikleri, bu da zaman çizelgesinin üzerinde bir takım değişiklikler yapmak üzere bir günlük eğitimdir. Yine Savaş Bey tarafından verilen eğitimlerimizden birisi ve portföy yönetimi de keza aynı şekilde Savaş Bey tarafından yapılır. Etkili iletişim ve paydaş ilişkileri yönetimi farklı eğitmenleri var. Bunun da bunlar hakkında detaylı bilgi web sitemizden projeyönetimi.com'dan veya 216 456 60 50 nolu telefon numarasından İstanbul Kurumsal Gelişim'den alabilirsiniz. Evet, bu haftalık da bu kadar diyelim. Videomuzun sonuna geldik. Bir başka videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız.